Ve yılan bizi bekler. Çift silindirden herkese merhaba arkadaşlar. Motorumuzu da çalıştırdık. Şimdi ısınmasını bekleyeceğiz biraz. İş yerimizden evimize gideceğiz birazdan. Hoppa, çantamızı da giyelim. Tamam. Merdivenlerimizi takalım. Bugün arkadaşlar çok güzel bir gün. Bu şerefsiz vatan hainlerinin dokunulmazlıkları kalktı. O yüzden mutluyuz. Gerçi bu kadar bu işin uzamasına gerek var mıydı? O da ayrı bir konu ama siyaset biraz sıkıntılı arkadaşlar. O yüzden siyasete çok fazla girmeyelim, etmeyelim. Böyle. Şöyle motorumuzu çıkartalım. Şimdi motor ısınınca devir otomatik olarak düşüyor. Biz de ısındığını anlıyoruz böylelikle. Daha ısınıyor, bekliyoruz. Abla öyle bizim işlerinde ama tanımıyorum kendisini. Çok imalı imalı bakıyor. Bakalım ne olacak. Bu videoyu gerçi pazar günü yayınlayacağım. O yüzden çarşamba günü işte ben bu işe aslında dayımla birlikte başlamıştım arkadaşlar. O Repsol, CBR Repsol, 250 Repsol'ü vardı. O işte kısa bir süre içinde kaza yaptı. IRC lastikler ve havanın da çok da soğuk olmasıyla kaydı. Gerçi viraj gibi bir yer de değil, çok acayip bir yer ama kaydı işte. Motosiklet gitti. O da bu kaldırıma, arabalar kaldırıma çıkmasın diye beton mantar yapıyorlar. İşte oraya çarptı. Femur kemiği kırıldı. Kalça leğen kemiği falan parçalandı. Ameliyatlar vesaireler. Bu çarşamba günü yine bir ameliyat oldu. İşte birkaç tane herhalde çivi filan çıkartılacakmış. Platin maletin çıkartılacakmış. Onu ziyarete gittim akşamda. İşte neyse muhabbet ediyorduk. İşte şey dedi, Kenan Sofoğlu'nun takımından bir arkadaş var. O da kaza yapmış Yunanistan yarışında filan diye. Neyse ben tanımıyorum kendisini. İşte gittik muhabbet filan ettik. Biraz sohbet ettik. İşte sonra dışarı çıkmak istedi. Hem motorunu göreyim dedi hem de o halde bile motor görüyor filan, sigara içeyim dedi. Neyse yardımcı oldum kendisine. İşte tekerlekli sandalye getirdik ettik. Zar zor güç bela oturtturduk. Yavaş yavaş sürükledik dışarı. Neyse sigara içti, sonra motorun yanına gittik. Motoru gördü. İşte yanına filan, iyice yanına götür filan dedi. İşte sordu bu ne özelliği bilmem ne filan. Nasıl, iyi mi filan muhabbeti ettik. Sonra işte anahtar yanında mı dedi, bir çalıştırsan dedi. Neyse çalıştırdık motoru da. Hani beni şey, bu motosikletin sağ tarafını, egzozun o tarafına doğru götürsene dedi filan. Neyse oraya da götürdük güç bela. Hani çok fazla tekerlekli sandalyeyi sarsamıyorum. Kalçasında kırık varmış galiba, bir de omuriliğinde bir şeyler var herhalde. Çok canı yanıyor, o yüzden yavaş yavaş zor bela. Onu da ittirdim, götürdüm yanına işte. Sonra işte gaz vermeye başladı. Gaz verdi, verdi, verdi. Egzozun yanındaydı zaten. Sonra egzoza doğru böyle havasını oh dedi. Oh mis gibi koktu filan dedi. Ben tabii koptum orada, gülme krizine girdim. Bu kokuyu bile özlemişim bak, kaç aydır bu kokuya hasretim filan dedi. Orada bayağıdır yatıyor herhalde. Yani motosiklet arkadaşlar fena bağımlılık yapan bir şey. O halde bile
egzoz kokusunu falan içine çekmek istemesi fena bir şey. Arkadaşın tam adını falan hatırlamıyorum ama dayıma sorarım, onu ekleriz falan. Koyarız resimlerini falan, neler, nece olduğunu. Beraber şey yaparız, araştırırız. Güzel olur. Ama bunu da size anlatmak istedim arkadaşlar böyle. Umarım güzel bir hikaye olmuştur. Gerçek bir hikaye çünkü başıma gelen. Böyle arkadaşlar bu videoda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.